Seçmenin %90'dan fazlası olumlu yaklaşıyor. CHP seçmeni ise %62'si olumlu bakarken %38'in olumsuz baktığı belirtiliyor. Neler söylersiniz efendim? Bir çalışma yaptık. O çalışma yaptırdık. O çalışma yaptığımız tutuma ülke genelinde %74'lük bir destek olduğunu, AK Parti MHP seçmeninde %90'ın üzerinde, İYİ Parti seçmeninde %80'in üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde de %62'lik bir destek olduğunu, %38'in kalkmayı onaylıyorum, onaylamıyorum da onaylamıyorum dediğini söylüyor. Ancak aynı ankette bu durumun gerekçesi ifade edildiğini, çünkü çok kötü de servis edildi malum. Bu sefer bunu destekleyen CHP'lilerin oranı veya Özgür Özel'e katılıyorum diyenin oranı 62'den 72-73'e çıkıyor. Bu benim çok beklediğim bir sonuç. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini üzme peşinde değiliz. Ama çok daha kötü bir sonuç da olabilirdi. %50-50 olabilirdi. Çoğunluk rahatsız olabilirdi. Çünkü ayağa kalktığımız kişiyi 22 yıl boyunca ülkeye bunları yaşatan kişi olarak değerlendirdiğinizde ben de olsam niye kalkılıyor diye düşünürüm. Ama meselenin özü şudur. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu olarak görüldüğü için ve çekilen zulümler, acılar, sıkıntılar, şu madencilerin yaşadıkları iktidar medyasında yeterince tartışılmadığı, anlatılmadığı için ve inanılmaz bir hegemonik, üstten kapsayan bir dille iktidar medyası kendi seçmeninin duygularını yoğun şekilde manipüle ettiği için Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkmadığında gittiği bir köy kahvesinde AK Parti seçmeni de dışarı çıkıyor. Ya siz bizi dinlemiyorsunuz ki biz dinlemeyelim. Veya siz bize ayağa kalkmıyorsunuz ki biz size ayağa kalkalım diye. Ben yıllardır bunu sahada tespit eden bir siyasetçiyim. Bu konuda da partiyi yönettiğimiz arkadaşlarımızla da, bugün ayağa kalkmayan arkadaşlarla da, yani geçmişte birlikte grup başkan vekilliği yaptığımız arkadaşlarımızla da bu zorlukları hep konuştuk. Hep konuştuk. Biz ayağa kalktığımızda AK Parti Sayın Erdoğan'ın şahsına ayağa kalkmak değil, Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Bu kadar net. Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok. Görüyorum ki partinin ilk anda %62'si doğru yaptın diyor. Dinleyince %72'si diyor. Sokakta diğer seçmenlerle temas ettikçe daha çoğu diyor. Bu şu anlama gelmez. Biz Erdoğan'la ayağa kalktık. Anayasa yapmak üzere ayağa kalkmadık. Koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık. Uzlaşmak üzere ayağa kalkmadık. Erdoğan'la mücadele ediyoruz ve biz Erdoğan'la mücadelede ayaktayız zaten. Miting meydanlarında ayaktayız. İşçilerin yanında ayaktayız. Biz meclisin açılış günü, meclisin açılışını yapmasına anayasal görevi gereği gelen ve son seçimlerde en çok oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçmenlerine hürmeten ve makamına hürmeten ayağa kalktı. Bunun toplumda inanılmaz bir karşılığı var. Efendim, kendi partinizde evet siyaset o kadar kolay olsaydı, ben o kadar konforlu bir siyaset yapmak istesem bizim kitleyi %99 memnun edecek sözler söylerim. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kalırım. Ama iktidarı değiştiremem. Ben kendim zorluk çekmek, seçimlerden sonra insanları rahat ettirmek istiyorum. Emekliler asgari, 1,5 asgari ücreti alsın istiyorum. Asgari ücreti yılda 4 kere güncelleme yapılsın istiyorum. Taban fiyat, maliyet artımı akıl kar olsun istiyorum. Esnaf kredileri dünyanın en düşük faizli kredileri olsun istiyorum. Bunun için şimdi güçlük çekmem gerekiyor. Siyaset arkadaşlarımın ve partimdeki bazı üyelerimin, televizyonların, gazetelerin bazı çarpıtıcı haberlerinden etkilenen, üzülen, beni sevenlerin gönlünü kazanmakla meşgul olmam gerekiyor. Ama ben bunu yapmazsam bu partiyi büyütemem. Şunu söyleyeyim. Bu parti 47 yıl sonra iktidar oldu ve
çok uzun süre, yani biz normalleşme adımları attıkça da çok ciddi bir farkla iktidar, birinci parti olma özelliğini korudu. Biz kendi içimize dönüp belli tartışmalar yoğunlaşıp normalleşme eleştirileri CHP seçmeninde değil ama AK Parti, MHP, İYİ Parti seçmeninde partiye irtifa kaybettiriyor. Ben partimin irtifa kaybetmesini istemem. Eylül ayı anketlerinde dün 9 anket ortalamasında 3 puan öndeyiz. Niye 6 puan önde olmayalım? Bizim yaptırdığımız ankette daha önce 4,5 puan öndeyken 3,5 puan öndeyiz, 3 puan öndeyiz. Niye 5,5 puan olmayalım? Biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. İktidara yakın şirketlerin birinde 0,7 puan gerideyiz. Birinde çok küçük bir farkla öndeyiz. Niye iktidara yakın şirketlerin dahi geçen ay 1,5 puanla da olsa bizi önde gösteriyor, pozisyonunu muhafaza etmeyelim? O yüzden biz kimsenin yaptığını ettiğini unutmuyoruz. Ne Erdoğan'la anayasa yapmaya niyetimiz var, ne Erdoğan'la uzlaşmaya. En sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten bugüne kadar yapılmamış mitingleri, yapılmamış muhalefeti yapıp da sonra mecliste 26 milyon oy almış Cumhurbaşkanı geldiğinde seçmenine hürmeten ayağa kalkıp alkış yapmamışız, bir şey yapmamışız. Ne kaybediyoruz? Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim. Hesabı ben vereceğim. Ha bundan fırsat arkadan saldıran birileri olursa da onlar da saldıracak arkadaşlar. Bu partinin birinci ve ikinci genel başkanının, üçüncü genel başkanının ne riskler aldığını, nelerle karşı karşıya geldiğini herkes biliyor. Kolay bir işe soyunmadık. Ben yaşananların anket sonuçlarının doğru ilgilendiği takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'ne fevkalade alan açan bir noktada olduğunu görüyorum. Yine de bu mevzulardan dolayı gönlü kırılmış, üzülmüş kimse varsa, kim varsa hakkını helal etsin. Ben Özgür Özel olarak bütün sorumluluğa sahibim. Kendilerini de seviyorum. Onları hiç kandırmadım. Hiçbir zaman da kandırmam. İçleri rahat olsun. Bu tavrınız devam edecek dediniz bundan sonraki özel oturumlarda, toplantılarda. Benim kişisel olarak bu attığımız adımı yanlış olduğunu düşünsem, örgütümün %80'i buna itiraz ediyorsa, takkeyi önümüze koyar, şapkayı önümüze koyar, bir daha düşünürüz. Partinin ankette inanmayan kendi yaptırsın. İlk anda %62'si destekliyor. Çünkü o köydeki AK Partili'yi, MHP'liyi, kahvedeki İYİ Partili'nin hissiyatını, Saadettin'in, Devalı'nın hissiyatını biliyor. Açıklamadan sonra %72'si destekliyor. Bu durumda bambaşka bir tablo var ortada. Biz derdimizi makul çoğunluğa anlatmışız. Hele hele iktidara oy verenlere bu kadar iyi bir iletişim kurabildiysek, şimdi onlar biz ne diyoruz diye dinlediklerinde 26 bin lira olması gereken asgari ücreti duyacaklar. Sendikal özgürlükleri duyacaklar. Emekli maaşının, pardon düzeltiyorum, 1,5 asgari ücret diyoruz. Asgari ücret, 1,5 asgari ücret diyoruz. Emekli maaşının 26 bin lira olması gerektiğini duyacaklar. En düşük emekli maaşının 12.500 değil. Asgari ücreti çalışacağız. İşte 30 mu olur, 32 mi olur? O talebi duyacaklar. Bizim yaptığımız çiftçi mitinglerini duyacaklar. Yeter ki kulaklarını bize açsınlar. Bu çok önemli bir gelişme. Sayın Özel, önümüzde Suriye ile ilgili açıklamalarınız oldu. Diğer taraftan da 20 Ekim'de Kuzey Irak'ta seçimler var. Bu ülkeler arası, komşu ülkelerle ilişkilerde bununla ilgili söylemek sizden bir... Bunu geniş konuşmak lazım. Yani böyle arkadaşlar ayaküstü soru dediler. Bu böyle bir röportajın konusu. Ama dış politika muhabirlerinin talepleri var. Bu konuda geniş bir röportaj vermeyi düşünüyorum. Benim de bir sorum var. 10 Ekim anıtı açılışından geliyorsunuz buraya. Ailelerin oluşturduğu 10 Ekim Barış Derneği bugün açılışta yoktu. Heykeltıraş Metin Yurdanur ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da programını iptal ederek açılışa katılmadı. CHP Ankara İl Başkanlığı'nın ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin derneği aileleri gözetmeden program yaptığı yönde eleştiri sunup bu açılışa katılmadı 10 Ekim Barış Derneği. Bu konuda sizin yorumunuz ne olur? Ben 10 Ekim Barış Derneği'nin tüm üyeleriyle çok yakın ilişki içindeyim. Bugün de açılışı gözyaşları içinde birlikte yaptık pek çoğuyla. Bu tansiyon nereden niye yükselmiş gerçekten bilmiyorum. Tuncer Bey'in gelmesini de arzu ederdim.
yarın anma var. Biz şunu yapmak istemedik. Anma günü gidip orada bir tören yapıp da yani yasla açılışı birbirine karıştırmayalım dedik. Dernek de bunu kabul etmişti. Biz dedik ki Ankara Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumu. O bir açılış yapıyor. Ve burada bu bir belediye etkinliği. Bunu bütün siyasi partilerin, yani iki siyasi parti de yok. Yarın göreceksiniz 9-10 siyasi parti gelecek. Bazı siyasi partinin konuşup bazen konuşmadığı bir yer yapamayız. Bütün siyasi partinin konuştuğu bir yer yapmaya da imkan yok. Onun için de kendilerine şu önerilmiş. Dernek adına bir kişi ve Mansur Yavaş. Ben dahi konuşmayacaktım. Ben yarın konuşurdum. Ama işte siyasi partiler konuşmazsa biz olmayız gibi bir iletişimsizlik olmuş. Keşke olsalardı, keşke konuşsalardı. Aramızda hiçbir sorun yok. Ben 12 Derneği'ni muhtat aralıklarla kabul ediyorum. Ve bu anıt yapılsın diye çok mücadele ettik. Herhalde onlara sorsanız benden razıdırlar. Tuncer Bey'le de hiçbir sorunumuz yok. Olmaması da lazım. Yarın da bütün siyasi partiler anmada birlikte olunacak. Yani orada herhangi bir sorunumuz yok.